Evet arkadaşlar, Adobe Encore DVD programını açtığımız zaman bu şekilde veya buna benzer bir arayüz çıkacak karşınıza. Ben kendim Windows'dan kendi workspace'imi belirlediğimden dolayı bu şekilde çıkıyor. Diğer Adobe programlarında olduğu gibi kendi workspace'inizi belirleyebilirsiniz. Programı ilk açtığınız zaman PAL mı NTSC mi diye soracaktır. Biz Türkiye'de PAL sistemini kullanıyoruz. PAL'ı seçeceğiz. Daha sonra File'dan New Project diyoruz. Bir Project penceremiz açılıyor. Sonra yapmamız gereken menü objelerini Timeline objelerini ve main assetleri içeri sokmak. Bunlar nedir? Hatırlayacağınız gibi DVD'nin iç yapısını incelemiştik. Menü objelerim yani görüntü olanlar. Video Clip 3, Video Clip 2, Main Movie, Video Clip 1, Intro, kamera arkası movie'miz ve hakkımızda butonuna bağlı olan movie'miz. Bunlar Timeline objelerimiz. Bunun dışında menümüzü dahil edeceğiz. Ana menü için Library'den bir menü alacağım. Düzeltiyorum, bu planlamayı değiştirmiştim. Ana menü için PSD formatı alacağım. Bölüm seçimi chapter menümüz için library'den menü kullanımını göstereceğim. Keza thumbnail'ler için de library'yi kullanacağız. Special Features bölümünden motion menü kullanacağız. Bunu da menu asset olarak dahil edeceğiz ve buraya ses ilave edeceğiz. File, import as timeline diyorum ve video clip 2, 1, 3, motion menü, düzeltiyorum, main movie, kamera arkası, intro hakkımızda. Bunları aç diyorum. Şimdi import as menü seçeneğini seçerek menü objemi hazırladığım, Photoshop'ta hazırladığım PSD dosyasını import ediyorum. Şuradan preview'ü %50 yapıp menümüzü, ana menümüzü göstereyim. Daha sonra import as asset'i seçerek motion menü'ye aç diyorum. Motion menü için bir de ses dosyası import edeceğim. Onun için de import as asset seçiyorum gene.